Arkadaşlar merhabalar. Açı ortay ve kenar ortayı zaten derinlemesine konu anlatım olarak ben bahsettim. Diklik merkezi yüksekliklerin kesim noktası olduğu için alan konusunda bahsediyoruz. Aynı zamanda üçgende açılarda da bahsetmiştim. Çevrel çemberin merkezi de zaten böyle derinlemesine anlatılacak bir yer değil. O yüzden bunları ekstra bir de bir teste toplamak istedim. Neler olduğunu bir hatırlatayım size. 1- Açı ortayların kesim noktası iç çemberin merkezidir. İki, Kenar ortayların kesim noktası ağırlık merkezidir. 3. Kenar orta dikmelerin kesim noktası çevrel çemberin merkezidir. 4. Yüksekliklerin kesim noktası da diklik merkezidir. Yavaş yavaş sorularda bahsedeyim arkadaşlar bunlardan. Yani soru üstünden de gitmiş olalım. Konu anlatımlarını yaptığım için burada e, derinlemesine bilgiler değil ama gerekli olan bütün bilgileri vereceğim. Şimdi ilk soruda arkadaşlar I noktası içte çemberin merkezi denmiş. AB'yi 7 vermiş. BC'yi 11 vermiş. AC'yi de 14 vermiş. Bizden BH'i istiyor arkadaşlar. İçte çemberin merkezi açı ortayların kesim noktasıdır. O zaman madem içte çemberin merkezini vermiş biz şunu düşünelim. Açı ortayın kollarına inen dikler birbirine eşittir. Yani şöyle bir IT dersek IT ile IH eşittir. Bir de arkadaşlar açı ortayın kolları da birbirine eşit olur. Bu yüzden BT ile BH da eşit olacaktır. Yine aynı şekilde I'dan şöyle bir dik indirdiğiniz zaman L olsun bu da. LC ile HC birbirine eşittir. Ve arkadaşlar AL ile AT birbirine eşittir. Bunlar da bakın böyle A, I şöyle birleştirirsem C, I bir açı ortay olur. Buna göre şimdi benden beklediği uzunluk BH. O zaman oraya X diyelim. Bakın BT de X. Sonra 7 X. AL 7 X. LC'ye ne kalır? 7 artı X. Sonra arkadaşlar HC'ye ne kalır? Yine 7 artı X. Neden? Bu kollarda birbirine eşittir LC ve HC. O zaman ne oldu? 7 artı 2 X 11 oldu. X de buradan 11 eksi 7 4 2 gelmiş oldu arkadaşlar. Bu şekilde kolay bir soruyla giriş yapmış olduk. Gelelim buraya. Kenar ortay verilmiş. Neresi? AD. G ağırlık merkeziymiş. Madem ağırlık merkezi kenar olduğunu görelim. Ağırlık merkezinin özelliği nedir? Kenar ortayı ikiye bir oranında böler arkadaşlar. Bir de soruda dikkat edin lütfen. CG'yi bir açı ortay vermiş bir açı ortay aynı zamanda ağırlık merkezinden geçiyorsa o kenar ortaydır. Hem açı ortay hem kenar ortay olan doğru nedir? Yükseklik ve bu üçgen ikizkenar olur. Yükseklik açı ortay kenar ortayın olduğu üçgen ikizkenar olduğu için bakın eğer CG'yi devam ettirirseniz ki soruda zaten açı ortay ve kenar ortay özel durumdur deyip bunu devam ettirmeliydiniz. Haliyle burada bakın böyle yapacağız. Şimdi T dersek şuraya arkadaşlar. AT, eşit. Bir de açı ortay, kenar ortay olduğu için aynı zamanda yüksekliktir. Üçgen ikiz kenardır. BC ile AC birbirine eşit olur. AD 3 kök 2 verildiği için o zaman şu 2K ve K'yı sileyim. Burası 2 kök 2 olur. Burası da arkadaşlar kök 2 olur. 2'ye 1 oranından dolayı. 45 dereceleri nasıl kullanacağız? Bakın 45, 90. O açısı da 45 geldi. O G idi pardon. 2, 2, 2 kök 2. O zaman TG 2 oldu. Bizden BD'yi istiyor arkadaşlar. Şimdi kenar ortaydan dolayı da BD, BT arkadaşlar 2. G, D. Ha şey pardon BD'ymiş affedersiniz. Buradan şimdi BD'ye nasıl bir geçiş yapacağım? İkiz kenar bir üçgen olduğu için BG'yi birleştiririm. Böylece 45 45 90 bakın 90 derece gelir G açısı. 90 derece geldiği için BG de 2 kök 2 olur. A A A kök 2. Bakın burada güzelce Pisagor oldu BD 8 artı 2 10. Yani buradan BD uzunluğu kök 10 gelmiş oldu. İşin içine birazcık özel üçgen bilgisi de girdi. İçte çemberin merkezi verilmiş. O noktası. Tabii ki soruda öyle derinlemesine çember bilgisi falan kullanmayacağız. Burada açı ortayların kesim noktası olduğunu hatırlayacağız arkadaşlar. Soruda BE, E, E, C eşit verilmiş. BC 10 santim olduğu için o zaman beşer beşer olur. O kenarda dursun. 3 A, B. 2 A, C olarak da böyle dursun. Şimdi biz ne yapacağız? X'i bulacağız arkadaşlar. Bakın bir kere şu AD doğrusu açı ortay olduğu için 10 birimi nasıl bölecek? 2B'ye 3B diye böler. Kenarların oranı, parçaların oranı. Parçalarımız neler? BD ve DC arkadaşlar. Açı ortayın D noktasında bittiğini görün. Dolayısıyla 2B, 3B toplam 5B eşittir 10 dersek B buradan 2 olur. Haliyle BD 4 olacak. DC de 6 olacak. O zaman toplam uzunluk 10 olduğu için X'e kaç kaldı? 1. Çünkü BE'nin Şurada bakın bir daha 5 olduğuna dikkat edin. Bu yüzden 1 olmuş oldu. Gelelim dördüncü soruya. Hem açı ortay hem ağırlık merkezi aynı, aynı doğrunun üzerinden geçiyor. Bu bize ne anlatmalı? Şimdi arkadaşlar buradan açı ortay geçiyor demek iç teğet çemberin merkezi olduğuna göre. Haliyle buradan aynı zamanda ağırlık merkezi olduğuna göre kenar ortay da geçer. Hem kenar ortay hem açı ortay olan doğru nedir? kesinlikle yüksekliktir. Bu yüzden bu üçgen arkadaşlar ikizkenar bir üçgendir. Neden? Yükseklik, açı ortay, kenar ortay. Herhangi ikisi aynı doğruysa üçüncüsü de odur. Yani eksik olandır ve üçgen ikizkenar olur. Dolayısıyla arkadaşlar buradan şimdi IG'yi bulacağız. Nasıl bulacağım peki? Şimdi açı ortay özelliğini de kullanalım arkadaşlar. Sonuç olarak ben şöyle bir ı çizsem. BI Şöyle bir açı ortaydan dolayı 18'in 30'a oranı sadeleştirdiğimiz zaman 3 bölü 5 olmaz mı? Hemen ne yaparım o zaman? Şöyle bir renk değiştireyim. Bakın arkadaşlar A, I buraya kadar olan uzunluk 5K. I, D buraya kadar olan uzunluk 3K. Bu arada A, bilmelisiniz. Neden? 35'in 6 katı. 18, 3'ün 6 katı. 3, 4, 5 üçgeninden AD D 24'müş. 8K eşittir 24 geldi. K arkadaşlar 3 oldu. 5K 15 gelir. Sonra dikkat. Burada aynı zamanda ağırlık merkezi kenar ortayı 2'ye 1 oranında böler ya. 24 nasıl ayrılmalı? 16 ve 8 diye. Bakın AG 16 oldu. AI 15 buradaki ufacık olan IG'ye de bir birim kalmış oldu. Bunu da böyle güzelce hallettik. Şimdi benim hoşuma giden sorulardan bir tanesini çözeceğim size. Ee, ne demiş soruda bakın. G ağırlık merkezi. BB üssü 4 santim. AA üssü 6 santim. C üssü C de arkadaşlar bize soruluyor. Peki ağırlık merkezini nasıl kullanacağız burada? Bir düşünmek gerekiyor. Burada arkadaşlar bir soruyu durdurun yapmaya çalışın. Bence zaten bu soruların hepsini bir durdurup yapmaya çalışın. Çünkü Normal, standart böyle çok özel bilgiler vermeyeceğim. Bunları biz yorumlayacağız sorularda. Eski öğrendiklerimiz aslında. Şimdi buna göre ben ağırlık merkezini şöyle kullanmak istiyorum. A, G'yi birleştirirsem. Neden burayı birleştiriyorum? B, B üssü, C, C üssü ve A, A üssü birbirine dik. Bunlar paralel. Birbirine dik değil yani. Doğruya dik. Bu yüzden paralel oluyorlar. O zaman şöyle arkadaşlar. 2A'ya A, bir kelebek çizme ihtimali doğuyor. Neden? Çaprazlama böyle 2 A'ya A bir de 90 derece bana buradaki böyle kelebeği hatırlattı. Bir de nereden bu kelebeği düşündüm biliyor musunuz? Şöyle O dersem BO ile OC eşit olduğundan yamukta orta taban. Bak BB üssü CC üssü bir yamuk. Dolayısıyla yamuğun orta tabanı nasıl bulunuyordu? Alt taban artı üst taban bölü 2. Bunu da hatırlayalım. Buraya x diyelim x artı 4 bölü 2 arkadaşlar. Şuraya da t dersem işte bu. x artı 4 bölü 2'ye eşit. O t orta tabanı. Şimdi burada da artık ne yapacağız? Kelebek benzerliği. 6 x artı 4 bölü 2 de 3 olacak. Neden? 2'ye bir oran var çünkü burada. Haliyle x artı 4 eşittir 6'dan. x arkadaşlar 2 geldi. Böyle güzel bir soru. Çözümü de gayet temiz gördüğünüz gibi. Devam. Şimdi şurayı hemen bir düzeltiyorum. Yoksa siz tabi bunu göremezsiniz. Evet. Ne demiş? ABC üçgeninde D noktası dış D çemberlerin birinin merkezidir. Dış D çemberin merkezi ne demek arkadaşlar? Dış açı ortayların kesim noktası demektir. Şöyle kenarda hatırlayalım. Acelemiz yok bu konuda tekrar yapıyoruz zaten. Böyle abartılı bir hızda gitmeye gerek yok. Çok isteyen arkadaşlar biliyorsunuz hızlandırma seçeneği var. Ben hatırlamak isteyen arkadaşlarımız için böyle çok hızlı gitmeyi düşünmüyorum böyle tekrar yaptığımız konularda. Şimdi e, burada arkadaşlar dış teğet çemberin merkezidir mesela böyle bir D noktası. O yüzden dışa çortayların kesim noktası olacağı için şöyle bir bakıyorum. BE neresi Tamam vermiş bütün uzunluklar kenarda duruyor. Şimdi arkadaşlar, ABC üçgeninde şu BD bir dış açıortay olmak zorunda. Bundan sonra başka ne söyleyeceğiz? Şu arkadaşlar iç açıortay olmak zorunda neden? Hemen şunu da birleştireyim ki görün CD de bir dış açıortay olacağı için iki dış açıortayın geçtiği noktadan, tepe noktasının iç açı ortaya geçer. Aynı bu şekilde olduğu gibi arkadaşlar. Dolayısıyla burada şimdi güzel bir özellik var. Onu hatırlatacağım size. Ta üçgende açılarda anlattığımız bu bir iç açı ortaysa şu arkadaşlar bir dış açı ortaysa hatırladınız mı? Şu açı 2 alfa ise tepe açısı iç açı ortay ve dış açı ortayın birleşimindeki açı alfaydı. O yüzden 45 derece olduğu için bak üçgenin içindeki bu C açısı 90 derece geldi. Bunun için şunu söyleyeceğim. Merak edenler için bu nereden geliyor? Şöyle alfa diyelim, alfa diyelim. Buraya beta diyelim, buraya da beta diyelim. Tamam mı? Diyelim siz hani bu kuralı bilmiyorsunuz. Şuna mecbur kalırsınız. İki iç bir dıştan BDA üçgeninde alfa artı 45 beta'ya eşit. O zaman arkadaşlar şuradaki iki beta'ya dikkat. 2 beta ne olur o zaman? 2 alfa artı 90 doğru mu? Şimdi şu A, C, B üçgeninde 2 iç bir dış yapalım. 2 alfa artı C açısı 90'a eşit. Hakikaten bakın C 90 geldi. Böyle iki iç bir dışla ispatladığımız bir kural. Şimdi iç açı ortayın neyini kullanacağım burada? Parçaların oranı 1 bölü 2 olduğu için kenarların oranı da 1 bölü 2'dir. Hipotenüsün bir dik kenarın iki katı olduğu tek üçgen 30-60-90 üçgeni. Alfalar bu yüzden 30-30 olur. 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2'dir arkadaşlar. Böyle güzel bir soru. Açı ortayla ilgili güzel bir soru şimdi arkadaşlar. AD iç açı ortay, DC'de dış açı ortay verilmiş. AE 10 santim. Bunun benzerini ta çember konusunda e, mebin kitabında bir soru vardı arkadaşlar. Onu da çemberde çözmüştüm ama şimdi sadece açı ortayla ilgili olan kısmına bakalım biz bize sadece bir uzunluk vermiş değil mi? AE uzunluğu verilmiş bakın. Bu AE'den yararlanarak çevre ABC'yi bulacağız. Şimdi bir kere iki açı ortayın geçtiği yerden üçüncüsü de geçer. Ve bu bir iç açı ortay AD, CD bir dış açı ortay. O zaman BD de bir dış açı ortay. Bunların üçü D noktasında buluşur. Bundan sonra ne söyleyeceğim Peki. CE uzunluğuyla şöyle bir dik indirirsem P olsun bu da. CP eşittir X. Buraya da X diyorum. Sonra yine açı ortayın kollarına yine dikler birbirine eşit olduğu için şöyle PB'ye Y diyorum. BK K diyeyim buraya da. BK da arkadaşlar Y'dir. Dikkat! En başta şu AD iç açı ortayından dolayı bunun da kollarına indirilendikleri dikler eşit olduğu için 10 artı x haliyle arkadaşlar 10 artı x oldu. AK uzunluğu. AE olmuş bu arada pardon. Hemen onu düzelteyim. O zaman AE 10 AK 10 olmak zorunda. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız artık? AE 10 olduğu için AB 10 eksiye. AE 10 olduğu için buradaki AC 10 eksi x. Üçgenin çevresini bulacağım. 10 eksi x artı x artı 10 eksi y artı y'den x'ler gitti, y'ler gitti. Çevresi 20 geldi bu sorunun. Benzer bir soru çözmüştüm demin. Yine ona benzer bir soru arkadaşlar. ilk sayfada. Şimdi ABC üçgeninde G ağırlık merkezi olmak üzere ABCG noktalarından D doğrusuna dikmeler çizilmiştir. BB üssü 2, CC üssü 4 ve GG üssü 5 olduğuna göre AA üssü nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar yine baktığımız zaman böyle dikler var, paralellik var. Şöyle AG'yi birleştireceğim ben. BC doğrusuyla. Ağırlık merkezi kenar ortayı 2'ye 1 oranında böler. Bir de arkadaşlar BT ile TC birbirine eşittir. T'den bir dik indirirsem TC eşit olduğu için orta tabandan dolayı şöyle bir L harfi diyeyim. B üstü L ile L üstü C eşittir. TL orta taban oldu bakın. 2, 4 daha 6 yarısı TL 3. Şimdi gelelim bundan sonra arkadaşlar AA üstünü nasıl bulacağız? Bu orta taban değil artık. Şöyle kenarda göstereyim. Bakın 3 birim TL sonra GG üssü 5 birim. Burası K dedik. Sonra AG 2K dedik. Benden beklenen A üssü. Aşağı 1 bir birim indiğimde, K birim indiğimde taban 2 artmış. Aşağı 2 birim indiğimde taban kaç artar o zaman? 2 katı kadar artar, 4 artar. 5 4 daha 9. Bu şekilde yamuk sorularında bunu biz üçgende anlattık zaten. Yamuk anlatmadan da anlattık, merak etmeyin. Ee, yamuk şekillerinde arkadaşlar paralellik olduğunda kısacası artış miktarına bakarız buna göre arkadaşlar tabanları arttırırız bu yüzden cevabı da 9 bulduk Evet soruda şunu ekleyelim DE paralel BC olarak duruyor ABC bir üçgen O iç çemberin merkezi diklik verilmiş OH diktir BC demiş bir de AB ve AE birbirine eşit arkadaşlar buna dikkat OH 4 santim DB5 EC nedir diye soruluyor. Şimdi bir kere ben şunu önemsiyorum. Paralel artı açıortay bizim bayağı işimize yarıyor. Bakın bu şekilde. Bunlar birbirine eşit olduğunda Z'den dolayı iki skener üçgen geliyor arkadaşlar. Şimdi peki bunu nasıl kullanmalıyız? Ona bakalım. Açı ortay bakın böyle paralellikten dolayı DE paralel olduğu için Z'den dolayı iki skener olur. DO 5 santim olur. Sonra arkadaşlar OC'yi de birleştirirsem yine x kenardan dolayı gördüğünüz gibi OE de x olacaktır. Şimdi devam ediyorum çözümme. Şöyle alayım bir. Bunu biraz incelteyim. Bakın şimdi. AO da bir açı ortay ya. O zaman arkadaşlar burada da yine kollara indirilen dikler eşittir. Yani OH4 ise tabii ki şöyle OT de 4 olur. Bu arada do 5te OT'yi 4 bulduk. O zaman DT3 oldu. Sonra arkadaşlar yine böyle bir dik indiriyorum. AT ile AL birbirine eşittir. Buraya Y desem AL de Y olur. Dikkat. BA uzunluğu arkadaşlar 8 artı Y geldi. BA nereye eşitti? AE'ye. 8 artı Y. O zaman Y olduğuna göre LE'ye 8 kalır. Açı ortayın kollara inandıklar birbirine eşit. O yüzden OL4, 4, 8, 4 kök 5, X'i bulmuş olduk. Fena bir soru değil. Bu testte gördüğünüz gibi yine uğraştırıcı sorular var. O yüzden tavsiyem her zaman ki bu uygulama sorularında, tekrar testlerinde veya yorum sorularında lütfen önce bir kendinizi yapmaya çalışın. Sonra benden dinleyin arkadaşlar. Şimdi gelelim... Çevrel çemberin merkezi muhabbetine. Çevrel çember kenarı orta dikmelerin kesim noktasıdır. Ben yine de bir hatırlatayım. Bir üçgenin açıları darsa arkadaşlar böyle, bütün açıları darsa çevrel çemberin merkezi içeride olur. Ve buradan indirdiğimiz dikler kenarı böyle ikiye böler, böyle kenarı ikiye böler, böyle kenarı ikiye böler. Hakikaten çemberin merkezi olur çünkü bir noktadan çıkan üç tane eşit doğru çember belirtir. Bu yüzden bu şekilde olur. Eğer bir dik üçgense çevrel çemberin merkezi nerededir? Hipotenüsün üstündedir arkadaşlar. Eğer üçgen geniş açılı üçgense merkez çevrel çemberin gördüğünüz gibi üçgenin dışındadır. Ve şöyle bu uzunluklar arkadaşlar birbirine eşit olacaktır. Bunu belirtmiş olayım. Şimdi AB AC 8 santim demiş. Bize e çevrel çemberin merkezinin B noktasına olan uzaklığını soruyor. Şöyle bir durum yani. Peki bu böyle mi? Hayır. Ezbere de gitmeyelim bakın. Böyle. Neden? Üçgen bakın arkadaşlar geniş açılı üçgen. O zaman şimdi çevrel çemberi şöyle çizdiğiniz zaman kesinlikle geniş açı olduğu için şöyle dışarıdadır buraya K diyelim. Benden KB uzunluğunu istiyor. Peki ne yapacağım? Şimdi arkadaşlar şöyle birleştirdiğiniz zaman ben hocam çember biliyorum diyenler çevre açıdan dolayı 240 derece olduğunu görür. BC yayının geriye arkadaşlar 120 derece kalır. Merkez açı buradan dolayı 120 derece olacaktır. Haliyle artık 8 8 8 kök 3 burada da aynı şekilde 8 8 8 kök 3 olur. Bu şekilde yapabilirsiniz birinci yol. İkinci yol Yine üçgene ayrıca bir çizeyim şöyle size. Bakın bu üçgen zaten böyle 120 derece. Bunu yine böyle çemberi çizeyim. Burası da böyle. Şimdi çevrel çemberin merkezi böyle köşelere eşit uzaklıktadır. Bu normal üçgende bile bilmeniz gereken şey. Çevrel çemberli sorularda arkadaşlar neye dikkat edeceksiniz? Merkezden köşelere indirilen doğruların hepsi yarıçap. bak. Merkezden köşelere indirdim. Üç köşeye yarıçap. Merkezden köşelere indirdik, üçü de yarıçap. O yüzden bunların eşit olduğunu göstereceksin. Sonra diyeceksin ki bunu hani çemberle yapamıyorsun ya. Şöyle buraya 30, buraya 30 diyeceğiz. İki kenar üçgen dediği için. Sonra buraya alfa, buraya alfa diyeceğim. Sonra arkadaşlar buraya beta, ee, şuraya da 30 artı alfa diyelim. Sonra burasına da 30 artı alfa diyelim. Neden? İki tane iki kenar üçgen geldi. O yüzden. Haliyle 60 artı 2 alfa 120 derece oldu. Alfa bakın 30 geldi. 30 30 120'den demin zaten buraları 8 8 verdiği için 8 kök 3. Yine burası 30 30 120'den 8 8 8 kök 3 oldu. Bu şekilde üçgen bilgisiyle ikizkenar üçgen bilgisiyle yaptık ama hafif çember bilgisinden zarar gelmez bence. Şimdi gelelim bu soruya. D noktası ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezidir. BDC üçgeninin BDC açısının ne olduğunu soruyor bize. Bakın burada da arkadaşlar şunu diyebiliriz. Köşelerden indirdiğimiz zaman DA, DB, DC eşit olacak. Neden? D merkez. Merkezle köşeleri birleştirirseniz yarıçaptır. Bu eşit olacaktır. Bilmek zorundasın. Üçgenle yapıyorum önce yorumumu. Alfa alfa diyorum. Şey pardon onu düzeltelim. Oraya alfa demeyeceğiz. Bilmiyoruz çünkü eş mi? Buraya beta diyorum. İkiz kenardan alfa, ikiz kenardan beta. Böylece arkadaşlar dikkat edin lütfen. Alfa artı beta kaç derece? 70. Bir de hatırlıyor musunuz? Şu 3 tane açının toplamı dışarıdaki D'ye eşitti. Burası o zaman 2 alfa artı 2 beta haliyle ne geldi? 140. Hocam bu muhabbete hiç gerek yok diyebilirsiniz. Çember bilenler çevre açı merkez açı ilişkisiyle. Burası 70 ise merkez açı aynı yayı gördüğü için 140 olur arkadaşlar. Bu şekilde bunu da belirtmiş olayım. Soruları arkadaşlar bakın üçgen bilgisiyle yine çözüyorum ama yani bazı yerlerde de ekstra bilgileri veriyorum. Sıfırdan biliyor olsanız bile artık öğrenmiş olduğunuz yeri geldiğinde bunu kullanabilirsiniz. Çevrel çemberde en önemli olay o zaman toparlarsak birincisi kenara dikme indirebiliriz sorularda böyle. İkincisi İnen dik arkadaşlar köşeden çıkmak zorunda değil. Böyle olabilir. Bu bir kenar orta dikmedir. Adı üstünde. Kenarı ikiye bölüyor mu? Evet. Dik kesiyor mu? Evet. O yüzden sakın böyle köşeden çıkmasını beklemeyin. Eğer kenar orta dikme böyle köşeden çıkıyorsa bu üçgen nedir? Eşkenar üçgen çünkü çevrel çemberin merkezi. Böyle bakın. Hepsi eşit olacak. Üç kenarı da eşit olan üçgene ne diyoruz? Biz eşkenar üçgen diyoruz. O yüzden bu nadiren olur sorularda böyle alakasız çevrel çemberin merkezi bakın dikmelerin kesim noktası olacaktır. Bir de üçüncüsü demin dediğim gibi merkez verildiği an hemen bunların birbirine eşit olduğunda bir hatırlamak lazım. En çok çıkanlar bu ve bu karşımıza. Bakalım burada ne demiş şimdi? Dar açılı ikizkenar bir ABC üçgeninin çevrel çemberinin yarıçapının uzunluğu 5 santimdir. AB AC Birbirine eşit BC kenarına ait yüksekliğin uzunluğu 8 olduğuna göre AB kaç santimdir? Dar açılı diyerek sana ne diyor biliyor musun? İkiz kenar üçgen olmasına rağmen tabi dar açılı bir üçgen olabilir şöyle. Ve bu üçgenin çevrel çemberinin merkezi böyle bir K noktası içeridedir diyor. Şimdi bir yorum daha yapmalısınız. Yükseklik arkadaşlar nereden geçer biliyor musunuz? Çevrel çemberin merkezinin olduğu doğrudan. Neden? Sonuç olarak Burada arkadaşlar çevrel çemberin merkezi ikiz kenar üçgen olduğu için köşeden çıkar. Kenarı ikiye böler ve dik keser. O zaman bu üçgen ikiz kenar olduğundan dolayı köşeden geçiyor. Yoksa dar açılı herhangi bir çeşit kenar olsaydı şöyle alakasız bir yerden dikinecekti. Burada arkadaşlar ilk yorumum bu. Dolayısıyla yükseklik zaten şöyle bir AH'tır arkadaşlar. Böylece şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Zaten A köşesi bakın BC. BC kenarına ait yükseklik AH 8 santim verilmiş. Şimdi bir de soruda yarı çapın uzunluğu 5'ti. Yarı çap nedir? Merkezden köşeye inen doğrudur çevrel çemberde. Bak çizeyim gör böylece. Bakın burada siz indirdiğiniz zaman KC 5'tir. AK 5'tir. Soruda buna dikkat edeceksiniz. AH 8 olduğu için KH de 3 olur. 3, 4, 5 üçgeninden HC 4. Demek ki arkadaşlar Şurada Pisagor yaparsam 4, 8, 4 kök 5 oldu. Zaten A, B, A, C'ye O da 4 kök 5 geldi. Çizim Güzel bir soru arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi devam edelim. 13. soruda ne diyormuş bakalım. ABC dik üçgeninde. AB diktir BC. AB 12 santim. ABC üçgeninin diklik merkezi ile ağırlık merkezi arasındaki uzaklık. Bir dik üçgende arkadaşlar yükseklikler nerede kesişir? tepe noktasında yani B noktasında. Çünkü zaten 9 12'nin yüksekliğidir. 12'nin de 9'un yüksekliğidir. Çünkü dik kenarlar birer yüksekliktir arkadaşlar dik üçgende. B denilen böyle BH'ta hakikaten 3'ü bakın B noktasında kesişiyor. Ağırlık merkezine geldiğimiz zaman ağırlık merkezi kenar ortayı 2'ye 1 oranında bölen bir doğrudur arkadaşlar. Ve aynı zamanda kenar ortay buradan geçer. Dolayısıyla şimdi biz diklik merkezi ile ağırlık merkezi arasındaki uzaklığı nasıl bulacağız? Aslında bizden beklediği şöyle bakın B ile G arasındaki uzaklık 7,5 7,5 muhteşem üçlüden BT de arkadaşlar 7,5 ağırlık merkezi kenar ortayı 2'ye 1 oranında böler. Bu yüzden 5'e 2,5 geldi. Bakın tepe noktasıyla G noktası arasındaki uzunluk yani aslında ağırlık merkezi ile diklik merkezi arasındaki uzunluk gerçekten 5 santim oldu. Kolay bir soru bence yine. ABC üçgeninin diklik merkezi A noktasıymış. Demek ki dik üçgen olduğu için üstünde denk gelir. Yoksa arkadaşlar diklik merkezi içeride olur ya da dışarıda olur. Geniş açılı üçgense dışarıda olur. Dar açılı üçgense arkadaşlar içeride olur. Dik üçgense direkt tepe noktası diklik merkezidir. Şimdi bize BE eşittir EC vermiş. Aslında ne söylüyor? BE EC'ye eşitse bir tabana dik iniyorsa bir de ikiz kenar şey ikiye bölüyorsa burada ikiz kenarı göreceğiz. Hemen birleştireceğiz. BD 5 olacak. 3 4 5 üçgeninden dolayı da bak AB 4 geldi. Bu şekilde arkadaşlar tabana inen dikin tabanı ikiye böldüğü zaman Orada bir ikiz kenar düşünmemiz gerektiğini hep söylüyorum. Bu soruda da kullandık. Geometride parçaları birleştirmek için başlangıçtan devam etmek lazım. Bence şimdi hazır benden dinliyorsanız, dinlemediğiniz yerler varsa ve eksik olduğunuzu hissediyorsanız arkadaşlar... E, ...tamamını geometriyi benden mesela gitmeye çalışın. Sonra tabii ki başka hocalardan da dinleyebilirsiniz ama... ana ...bir hoca olsun sonra yandan böyle başka hocayı da takip edebilirsiniz ama... Ben 5 tane hocadan gidiyorum derseniz biraz böyle vakit kaybı gibi olabilir bazen. Çünkü sizin konu dinlemeye ihtiyacınız olduğu kadar soru çözmeye de ihtiyacınız var. Yani sürekli böyle birilerinden bir şey dinleyeyim, öğreneyim evet mantıklı ama orada şunu düşünürüm ben. Gün içinde soru çözmeni etkiliyor mu, etkilemiyor mu? Eğer sen şöyle psikopatlıkta bir öğrenciysen güzel. Ben hocam alıyorum elime telefonu. Boşluklarda bile bu sene psikopata bağladım. Instagram'a bakmak yerine işte hoca takip ediyorum YouTube'dan bir soru yorumları ya da işte başka hocanın bir soru çözümlerini izliyorum diyorsanız hiç o zaman süper hakikaten siz bayağı olayı ciddiye alıyorsunuz demektir. Ama dur ya şöyle uzanayım da böyle konu dinleyeyim hiç olmazsa iyidir derseniz matematikte ve geometride ı -ı. çünkü arkadaşlar günümüzün hastalığı unutmak unutmanın en önemli sebeplerinden biri de yazıp çizmemek e, tekrar etmemek her şeyle ilgili böyle. Şunu düşünün en çok sevdiğiniz bir filmi düşünün arkadaşlar. Ve onu bir kere izlediğiniz düşünün. Emin olun birçok ayrıntısını unutursunuz. Bu en çok sevdiğiniz olmasına rağmen. Tekrar eden şeyler unutulmuyor. Hatta mümkünse birilerine anlattığınız şeyler unutulmuyor. O yüzden benim size tavsiyem böyle hani kuru kuruya bakma şeklinde değil. Güzelce lütfen çözmeye çalışın sonra hocalardan dinleyin. Şimdi gelelim bu soruya. Ne demiş bakalım? ABC üçgeninde AKBE kesişim CF kesişim D noktası diklik merkeziymiş D noktası. Tamam. O zaman arkadaşlar diklik merkezi ise AK yükseklik, BE yükseklik ve CF de yükseklik arkadaşlar. Haliyle buradan nasıl bir yorum çıkartabiliriz? B noktası ADC'nin diklik merkezidir. Ha, güzel. Bak. Geniş açılı üçgenin yüksekliklerinin kesim noktası dışarıdadır. Niye biliyor musunuz? Acelemiz yok. Tekrar ediyoruz zaten. Bakın şimdi. Şuradaki DC kenarının yüksekliği hangi köşeden geçer? Karşı köşeden A'dan. A'dan çıkarttığımız bakın AF o zaman DC'nin yüksekliği olur. Sonra devam ediyorum. AD'nin yüksekliği nereden geçer? C'den. C'den geçen yükseklik nedir? CK. Tamam. DE zaten arkadaşlar tabanın yüksekliği. Bu üçü bakın nerede buluştu? Gördünüz mü? B noktasında buluştu. Demek ki hakikaten B noktası geniş açılı üçgen olduğu için ADC'nin diklik merkeziymiş. Tamam. Gelelim şimdi diğerine. E noktası BEC'nin diklik merkezidir. Hakikaten öyle. Şimdi bakın E noktası arkadaşlar şöyle dikkat ederseniz dik üçgenin tepe noktası e noktası EBC dik üçgeninin tepe noktası olduğuna göre evet aynı zamanda yüksekliklerin kesim noktasıdır. AB CF'ye dik mi? Evet AB bakın CF ile dik kesişiyor gerçekten bu da doğru. F noktası BDC'nin diklik merkezidir. Hayır tabii ki. F noktası nerenin diklik merkezi? Bakalım bir F noktası neredeydi? Ha şurası F noktası. F noktası arkadaşlar BDC'nin değil FBC'nin diklik merkezidir. Bu, bu yüzden yanlış oldu arkadaşlar. Gelelim 16. soruya. Ne demiş? ABC'nin diklik merkezi E noktasıymış. Güzel. Neden biliyor musunuz? Yükseklik aynı zamanda böyle çizersek, uzatırsak açı ortay olur. Açı ortay yükseklikse tabii ki bu üçgen ikiz kenardır. Dolayısıyla Şöyle BD'ye A desek. Bakın da A artı 4 olacaktır. İkiz üçgen geriyi. AD 3 şey ED 3 CD 4. O zaman burada benden AC'yi istiyor ya. Şu hamleyi yapacağım. İkiz burada yani bilelim ama işimize yaramayacak. Bakın şimdi. E noktasından inendik de 2'ye bölüyor ya. O zaman ben EC'yi birleştirirsem e, C ile A, E eşit olur ve soruyu bitiren hamle olur. 3, 4, 5'ten E, C 5. O zaman A, E de 5. Böylece bakın bu üçgende şöyle göstereyim bu üçgen dediğimi. Bakın arkadaşlar A, D, C üçgeninde D noktası dik midir? Kesinlikle diktir. Çünkü E noktası diklik merkezi buradan geçen doğru yükseklik. Haliyle bir kenar 8, diğer kenar 4, AC'nin karesine eşit olmuş olacak. 16, 64, 80. AC'de 4 kök 5 olur. Bu arada A, 2 A, A kök 5 olduğunu da unutmayalım lütfen. Bir ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezi BC kenarının üzerindedir. E o zaman arkadaşlar bir kere çevrel çemberin merkezi bir kenarın üstünde ise bu dik üçgendir. Böyle. A, B, C. Bu üçgenin diklik merkezinde nerede olur? Tepe noktasında olur. Bu şekilde olay bu gayet kolay değil mi ama tabi bilgileri bilmemiz gerekiyor şimdi devam ediyoruz siz isterseniz mola verebilirsiniz ben bu testte mola vermeyeceğim arkadaşlar tek parça yapayım böylece hani bazen tek parça yapmayınca birinci video izleniyor ikinci video aman boşver falan deniyor bağlı yapayım mola vere vere siz devam edersiniz ortalama 20 dakikada bir mola verilebilir belki. Ben hocam dikkatim hiç dağılmıyor. Yardırırım diyen arkadaşlarımızla devam etsin. Şimdi şekilde DAF ve BAE doğrusal verilmiş. EC 6, DC 9. O zaman hemen DE'nin 3 olduğunu görelim. Sonra ne demiş? E, FC 3 kök 5. Başka da bir bilgi var. D noktası ABC'nin diklik merkezi. Diklik merkezi yüksekliklerin kesim noktası. O zaman arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın burası 90 derecedir. Neden? Çünkü diklik merkezi yüksekliklerin kesim noktası. Bu arada E noktası da 90 derece. Çünkü AB doğrusunun yüksekliği C'den geçer. C'den birleştirdiğimiz doğru D'ye kadar gidiyor. D de yüksekliklerin kesim noktası olduğuna göre o zaman buradaki bu EC uzunluğu dik olmak zorunda. Şimdi arkadaşlar biz DA'yı buradan nasıl bulacağız artık? Bir kere Şuna dikkat etmenizi istiyorum. 9, 81. 3 kök 5, 45. O zaman buradan df arkadaşlar ne geliyor? Kare kökünü alırsak 6. Şöyle buraya x diyeyim. Buraya da 6 eksi x diyeyim şimdi. Çok önemli bir noktadayız. Dik üçgenlerde arkadaşlar birden fazla dikliklerde alfa beta 90 demek lazım. Bakın dae'de alfa beta 90 dedim. O zaman aynı şekilde c'ye de beta kaldı. Yani DAE üçgeni ile sıralı yazmıyorum kenarları. DFC üçgeni benzer oldu. Bu arada ben burada benzerlik bile yapmayacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Simbeta. Simbeta arkadaşlar küçük üçgende 3 bölü x. Simbeta büyük üçgende ne arkadaşlar? 6 bölü 9. O zaman demek ki x buradan neymiş? 4,5. Bu şekilde... Bazen benzerlik yerine temel trigonometrik bağıntıları kullanmak da bana mantıklı geliyor açıkçası arkadaşlar. Burada da böyle güzel bir yorum yapmış olduk. Şimdi ABC ve BCD üçgenlerinde ağırlık merkezleri verilmiş. 45 derece birisi öbürü 15 derece. G1, G2'de arkadaşlar 6 kö3 verilmiş. Bir uğraşın bakalım sonra da izleyin. 45-45-90 üçgeni olduğu için Şöyle ben ağırlık merkezini bir kere hipotenüse gönderirim ve dik olur. Neden? İkiz kenar dik üçgen. Böylece arkadaşlar kesinlikle olacak 45-45'ten dolayı şöyle indirdiğim T 90 derece. Bundan sonra G1, G2 6 köküçmüş. En son halledeceğiz demek ki bizden BC'yi istediğine göre. Sonra bakın yine gideceğim AT'yi şöyle birleştireceğim. Tam T'de birleşir mi? Evet. T noktası ikisinin de ağırlık merkezinden geçen kenar ortayı olduğu için C'nin tam ortasına yani T'ye iner. Şimdi arkadaşlar 15'i şöyle kullanalım. Muhteşem üçlüden dolayı açı var ya işin içinde TAC de 15 olur. İki iç bir dıştan 30 derece olur T açısı. Diğer taraf zaten 90 derece olduğu için dikkat edin. Buradaki GT G2 açısı 30-90 daha 120 derece oldu. Haliyle arkadaşlar şöyle A desek Buraya 2A. Muhteşem üçten 3A. O zaman yine muhteşem üçten ne oldu bakın? DT de 3A oldu. Ve G2T de A geldi. A, A, A kök 3'ten Soru bize A kök 3 kaç vermiş? 6 kök 3. Demek ki arkadaşlar A buradan 6 oldu. 3A 18 oldu. Muhteşem üçlüden dolayı BT de 18. BC tabii ki 36 geldi. Bence fena bir soru değil. Çok zor değil açıkçası ama yine güzel bir yorum yapmış olduk. Şekilde D noktası ABC üçgeninin dış teğet çemberinin merkezidir. DH diktir BK olduğuna göre ABC üçgeninin çevresi BH'ın kaç katıdır demiş. Ne demiştik? Dış açı ortayların kesim noktasıdır arkadaşlar bu. Böyle birleştiririm. Burada yine CD'yi birleştiririm bu şekilde. İki dış açı geçtiği yerden tepe noktasının iç açı ortayı geçer arkadaşlar. Haliyle buradan ne yapacağız şimdi? Kollara indirilen diklerin eşitliğinden yararlanacağız. Harfler var sorun değil. Lütfen olaya odaklanın. Temel yorumlarla göstereceğim. Şimdi burada arkadaşlar ben şöyle bir dik indirsem. BT uzunluğuyla BH uzunluğu eşit olmalı. Buraya o yüzden böyle bir A diyorum. Buraya da A diyorum. Tamam mı? Sonra CH'a B diyeceğim. Kollara indirilen dikler eşit olduğu için P dersem PC ile CH birbirine eşit olur. B gelir. Böylece BC kenarına ne kalır? A eksi B. Devam ediyorum aynı yoruma. Şuraya da e, hangi harf kullanmadım? C kullanayım. AT'ye C dersem yine kollara indirilen dikler eşit olduğu için de C olur. Böylece AB kenarına A eksi C kalır. Demek ki ABC üçgeninin çevresi 2A eksi C artı C B eksi B'den B'ler C'ler birbirini götürdü. 2A geldi çevre. Ne demişti bize? ABC üçgeninin çevresi BH'ın yani A'ydı BH. Onun kaç katı geldi? 2. Buna benzer bir soru zaten önceki sayfalarda da çözmüştüm. Bakalım 21. soruya Bayağı da bir soru koymuşum burada. 24-25 soru var herhalde. Birazdan zaten birkaç güzel soruyu da son sayfaya sakladım. Orada da iyi yorumlar yapacağız arkadaşlar. D noktası BDC üçgeninin diklik merkezidir demiş. Diklik merkezi tabii ki yüksekliklerin kesim noktası. Haliyle D noktası BDC'nin diklik merkezi ise bu bir dik üçgen olmalı. O zaman dikten dikindiyan öklit 2 çarpı 6 12 DH 2 kök 3. Soruda AD ile DH birbirine eşit verildiğinden AD de 2 kök 3 oldu. Bizden ne istiyor? AB uzunluğu. Hemen bir Pisagor 48 artı 4'ün kare kökü 2 kök 13 oldu arkadaşlar. Şimdi iyi bir soru. Güzel sorular geliyor. K noktası A <laughs> diyeceksiniz bundan öncekiler güzel değil miydi? Bunlar daha da iyi şimdi. K noktası ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezi. A açısıyla B açısının toplamı 150 dereceymiş. O zaman üçgenin iç açılar toplamından burası 30 derece gelir. Şimdi AB'yi bulacağız arkadaşlar. Bu soruyu lütfen güzelce bir uğraşın bakalım. Ne diyeceksiniz? Sonra da ben yapayım. Şimdi arkadaşlar düşündüğünüzü ve yaptığınız varsayarak şunu söyleyeceğim. Birçok öğrenci nedense maalesef ...AKD'yi doğrusal düşünüyor. Ama bunu böyle düşünemeyiz arkadaşlar. Üçgen, ikiz kenar üçgen diyor mu bize? Hayır. İkiz kenar üçgende ancak arkadaşlar... ...köşeden böyle tabana iner ve dik keser ve ikiye böler. Haliyle öyle bir durum yoksa... ...ben mecburen bakın biraz şuradan... ...böyle bir T noktasından birleştireceğim. Şimdi K'nın çevrel çemberin merkezi olduğunu unutmayın. K'dan inen doğru kenar ortay gibiyse kenar ortay değil aslında. Ortadan ikiye bölüyorsa bu aynı zamanda diktir. Orta dikmenin özelliği. Dik kesiyorsa kenarı ikiye bölecektir. Bunları da göstermiş olalım. Şimdi arkadaşlar 60 derece olacak T açısı C30 olduğu için 60'ın karşısı köküçse 90'ın karşısı şey 30'un karşısı 1, 90'ın karşısı da 2 geldi. Şimdi AB kenarına nasıl bir geçiş yapacağız? Hemen şöyle bir durum. Bakın arkadaşlar 30'un karşısı burada TD 4 ise 8 olması için EC 7 olur. Ben KC'yi birleştirirsem 3, 49 daha 52, kök 52 KC. Neden bunu buldum? Çevrel çemberin yarı çapı arkadaşlar köşeye iner. Bu yüzden bakın burası da kök 52 olur. Çok ince bir yorumumuz daha var. Şekli şöyle büyüteyim. Çevrel çemberin merkeziyle yarı çap, şey merkez birleşirse yarı çap olur. AK'da kök 52 olur. Dikkat. C açısı 30 derece ise merkez açı arkadaşlar kaç derece olmak zorunda? 60 derece olmak zorunda. Çok basit bir çember bilgisi. Çevre açı 30 derece. Gördüğünüz gibi aynı yayı gördüğü için bakın böyle merkez açı 60 derece olur. Çevre açı gördüğü yayın yarısıdır. Merkezin de yarısıdır çünkü. O zaman 60 derecenin etrafındaki bu iki kenar eşitse aslında bunlar da atmıştır. Yani üçgen eşkenar üçgendir. Demek ki x de buradan kök 52 imiş. Yani 2 kök 13'müş. Hakikaten bu soru böyle güzel bir soru arkadaşlar. Ee, bunu 3D'den almıştım AYT'den. Ben 3D AYT soru bankasını geometride çözdüm arkadaşlar. Sağlam bir kitap. Benim hoşuma gitti. Ama bazı noktalarda üçgenlerde, dörtgenlerde, çemberde fark etmeksizin bazı sorular hakikaten çok ters sorular. Derecelik öğrencilerin bile çok zorlanacağı, hani abartarak söyleyeyim, öğretmenlerin bile zorlanarak yapacağı sorular var. Son sorularda böyle birkaç tane soru var, kırmızı sorularda. Onları çıkartırsak, aşırı derecede zor olanları çıkartırsak, ben biraz daha klasik odaklı soru çözeyim. İşte yeni nesilleri zaten çözüyorum ama yorum öğrenmem lazım. Üst düzey soru tipi görmem lazım diyorsunuz evet 3D acil alınabilir. E hatta şey, 3D acil nereden çıktı şey diyecektim 3D alınabilir. Acilden arkadaşlar biraz daha zor çoğu sorusu. Ben şöyle diyorum hatta sırf tüme varımları bile için alınabilir kitap. Benim tüme varımları bayağı hoşuma gitti. E, kanala da yükleyeceğim. Belki hani siz izlediğinizde kanalda yüklenmiş olur ama onu da öyle söylemiş olayım. Ben en çok 3D'nin TYT'sini beğendim açık söylemek gerekirse. AYT'si de güzel ama AYT'de zaten iyi yayınların hep soru bankaları iyi. Acil, 3-4-5, Endemik, 3D, aklıma ilk gelenler. 3-4-5'i söylemediysem söylemiş olayım. E, apotemi Fasükülleri, karekök kesinlikle beğeniyorum. Zaten Karekök'te iyi kitaplar yani arkadaşlar. Şey, e, AYT'de. Ama Geometri'de istediğim kadar böyle iyi kitap, çok bulamıyorum. En iyi dediğimiz aciller falan da dahil olmak üzere. Çoğu bu anlamda biraz böyle sapıtmış vaziyette yani arkadaşlar açık söylemek gerekirse. O yüzden ben hemen kendi reklamımı yapıyorum ve diyorum ki benim PDF'leri indirin. Şaka bir yana gerçekten klasik soru görmek istiyorsanız ve geometriyi iyi yapmak istiyorsanız benden dinleyip dinlememeniz hiç önemli değil. Ee, yani kalbim kırılmaz benden dinlemezseniz ama ben onu nasıl olsa ücretsiz koydum. Açıklama kısmında hakkında kısmında da var arkadaşlar. Bence o hala indirmeyenler varsa hedefi yüksekse oradaki o 460 küsür sayfalık toplu PDF'yi indirsin geometride. Ben bir de üzerine ekler yapacağım bu 500 sayfaya falan çıkacak. Şu an bakın bunu çözüyorum. Sonra ben yine devamında e, geometri tekrarlar falan çözmeye çalışacağım. Deneme çözeceğim. O olacak kitap 500 sayfa inanılmaz bir birikim sizin için cevher niteliğinde onu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Şimdi son sayfada iyi yorumlara devam edeceğiz. Deminki soruyla zaten biraz olayı zorlaştırmaya başlamıştık sanki. Bütün sorular zor olduğu için değil ama güzel yorumlar var. Şimdi bakalım bu soruya ne demiş? ABC üçgeninde AD iç açıort şey, AD açıortay, CD de açıortay. O zaman lazım olursa kullanırız. Şöyle iki tane dış açıortayın geçtiği yerden. Bakın arkadaşlar üçgenin iç açısının açı ortayı da geçer. Sonra şöyle açı ortayın kollarına inen dikler birbirine eşittir. O zaman arkadaşlar 16 ise lazım olursa bu BT'nin de 16 olduğunu görmeliyiz. Madem AH'ı da 6 vermiş şöyle bir dikindirirsem. indirirsem buraya da R diyeyim. AR 6'dır. RC'ye ne kalır? 3. O zaman CT ne olur? 3 çünkü kolları indirilendikler birbirine eşit. 16 demiştim. Hakikaten işimize yaradı. BC'ye de 13 kaldı. Benim yaptığıma benzer ilk sayfalardaki o sorulara benzer yine güzel bir soru oldu. Ne demiş? D noktası ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezi olduğuna göre BC kaç santimdir diyor. Şimdi DE 3 kök 5 tamam. Sonra AD 9 santim. Burada dediğim olayı kullanacağız. Çevrel çemberin merkezi böyle üçgen çemberi de çizeyim. Köşelerle birleşirse yarı çaptır arkadaşlar. Sana AD'yi 9 verirken DC'yi de aslında 9 görmeni istiyor. Yine BD'yi 9 görmeni istiyor. Bundan dolayı 45, 81. 81'den 45 çıkarsa 36. EC 6 ve merkezden bu şekilde indirdiğimizde kenarı ikiye böler. Adı üstünde orta dikmelerin kesim noktası. BE de 6 olur. Toplamda BC 12 oldu arkadaşlar. Tam çevrel çemberle ilgili bir soru. Bakalım şimdi buraya. Kök 19 verilmiş. Neresi? Ahmet üçgenin köşelerine kök 19 santim uzaklıkta. Kök 19. Kök 19. Siz de lütfen durdurup uğraşın. Bunlar güzel sorular arkadaşlar. Böyle kök 19 verilmiş. Ee, bizden AB'yi istiyor. Şimdi yaptınız mı acaba soruyu? 60 derece ise merkez açı böyle bakın çemberi düşündüğümüz zaman çevre açının iki katıdır arkadaşlar. Kök 19 kök 19 aaa kök 3 böylece AC'de kök 57 olur. Şimdi artık x'i bulmak rahat. Neden? Şöyle arkadaşlar, burası 8. 60 derece burası da x. Ne yapacağım? Böyle bir dik indireceğim. Nasıl? 8'i gördüğüm için 30, 60, 90 yapacağız. Böylece kt arkadaşlar 4 olur. T, c buradan. T, kt demeyeyim. B diyeyim. T, c arkadaşlar 4 kök 3 olur. 57'den 48 çıkarsa 9 gelir. Karekökü de 3 olur. T, A'da 3 olduğu için T, A, B uzunluğu 7 santim olmuş oldu. Olay bu. Yine çevrel çember ve Pisagor işin içine girdi. D noktası ABC üçgeninin diklik merkezi demiş. Bizden x'i istiyor. O zaman diklik merkezi ise zaten aşırı basit bir soru. Bunu ilk sayfalara koyacaktım da üşendim kaldı sonra. A'dan çıkan doğru kesinlikle diktir. AH e buradan da o zaman 2 iç bir dıştan 118. Son sorulara yakışmayan bir soru ama yerini unuttuğum için sona kaldı. Şimdi güzel bir soruyla bitiriyoruz arkadaşlar. Ee, bir üçgen verilmiş. Mavi ve yeşil boyalı. Yeşil ve gördüğünüz gibi mavi boyalı hakikaten üçgenler var. Sonra bunları birleştirmiş. Bunlar bu arada eş üçgenler. Sonra bunların ağırlık merkezleri birleştirilip. Bizden ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık soruluyor arkadaşlar. Bir uğraşın bakalım. Son sorumuz zaten. Güzelce sonra ben de yapayım. Şimdi... 4, 2 kök 5. Burası da arkadaşlar o zaman 4. Burası da yine böyle 2 kök 5. Sonra e, G1 ve G2'yi düşüneceğiz. Şimdi tabii 4, 2 kök 5 çok güzel değil. Burada G1, G2'yi nasıl bulabiliriz? Buna biraz odaklanmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle birleştirsem. Tepe noktasından ağırlık merkezine şöyle bir AH desek, BH desek pardon. 4, 2 kök 5. Pisagor'dan 16, 20 daha 36'dır. 6 olur yani bu AC. 3, 3 olur. Buraya 1 dersem buraya da 2 diyebilirim. Güzel. O zaman arkadaşlar yine burayı da böyle birleştirsem. 3, 3 ağırlık merkezinden dolayı muhteşem üçlü. Ve 1'e 2'yi de böleceğim. Tamam. Şimdi dikkat. Burada arkadaşlar alfa desem 4'ün karşısına muhteşem üçlüden dolayı da yine... Alfa demeliyim değil mi? HBC'ye. Şimdi alfa dediğim için mecburen F açısı da alfa bunlar eş üçgen. Ve yine muhteşem üçlüden dolayı buradaki şöyle K diyeyim KBF açısı alfa olur. Hemen şuraya dikkat arkadaşlar. 90 olduğu için 90 eksi alfa kaldı gördünüz mü? Ve alfa 90 eksi alfa işte bu açı yani G1BG2 açısı 90 dereceymiş. 2 2 2 kök 2. Böyle güzel bir soruyla bitirmiş olduk. Hepsinden bahsettim arkadaşlar merkezlerin. 27 tane de soru bu konu için hiç de az değil, hatta fazla bile diyebiliriz. Bayağı da uzun sürmüştür herhalde. Hiç dakikaya bile bakmadım ben. Siz dediğim gibi zaten bu noktaya geldiyseniz artık olayı bitirmiş, halletmişsiniz demektir. Geçmiş olsun diyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar, diğer videolarda görüşmek üzere.